14 Ocak haftalık rüyaları yorumluyorum. Bülbül çıtacı, belgin çıtacı, rüyamda yeşil zeytin satın almak adlı 3 kilo birden bunu yoruna. Zeytin aslında sizin ne istiyor? Muradınız var. Bu muradınızı en yakın sürede yaşayacaksınız ve çok iyi yatırımlar yapacaksınız. Emine abla, rüyamda bir kız bir erdi, erkek bebek emziriyordum. Sağ göğsünde kız, sol göğsünde bir sıkıntılı bir sevinçli haberiniz olacak. Özellikle kendi ailenizle alakalı yaşanan çok büyük bir aydınlığa kavuşacaksınız. Belgin çıtacı. Zeynep Gür Gürbüz, rüyamda mandalina nedir diyor. Rüyada mandalina. Rüyada aslında siz yiyorsanız eğer yaşadığınız sağlık ya da yaşadığınız stresli evreden kurtulacağınız, çok daha güzel ve huzurlu bir noktaya geçiş sağlayacağınızı göstermektir. Zeynep Gür Gürbüz, rüyamda öpülmesi nedir? alından öpülmesi aslında sizin çok değerli, çok iyimser ve çok da hayırlı bir insan olduğunuzu gösterir. Talip Gök, rüyamda altın, elmas ve zeytin toplamak ne? Vallahi altın, elmas sıkıntı ama zeytin toplamak bile sıkıntılı gelecek. İşlerinizin arkasından çok büyük bir para, çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Ağzınız açılacak gözüküyor. İlk Nur Çaklı, Emine Hanım, kızım rüyasında ölü balığın canlandı. Kızınızın gelecek hayatıyla ilgili kaygınız varsa çok iyi bir evlilik, çok iyi bir düzen ya da çok iyi bir eğitim kariyeri olacak. Hiç endişe etmeyin. Selma Dinç, Emine Hanım, evimizde Cumhurbaşkanımız gelmiş. Hardal rengi koltukta oturuyor, kızım onun yanına oturuyor. Selfie çekiliyor diyorsunuz. Evinize yani devletin reisi gelmesi demek, sizin beklediğiniz bir apartman ya da bir malla ilgili bir muradınız ve bu murad koltukta oturuyor. Toprak renginde aslında hardal rengi, toprağa da yansıtan bir renkti. Sizin istediğiniz ev muradınız gerçekleşecek, evliliğinizle ilgili yaşadığınız sıkıntılar geride kalacak. Ayşe İnce, iyi günler. Rüyamda sevdiğim kişi bana asma yapraklı sarma yediriyordu. Yemem için. Ay çok güzel. Sevgilinizle aranızda ufak tefek soğukluklar olacak. Sonrasında bu ilişkinizin gerçekten geleceğe dair planları söz konusu olacak. Pınar Çetinkaya, merhaba. Rüyamda sürekli boğalardan kaçarken üstüme doğru gelirken görüyorum. Korkarak uyanıyorum. Yorumlar mısınız? Aslında toprak burcu biriyle büyük bir aşk yaşayacağınız ya da eğer ilişkiniz yoksa ya da varsa da toprak, yani ya da toprak mevsimi Mayıs, Oğlak, Başak, hani Boğa, Oğlak, Başak döneminde sizin hayatınızda çok güzel değişimler ve işinizle alakalı oluşmasını istediğiniz çok büyük aydınlanmalar olacak ve hayranlıkla kalacaksınız. Derviş CRN, merhaba Emine Hanım, ben ricam, ben Hicran. Rüyamda etrafımda beni önemseyen dini görüyorum. Fakat içinde bir erkek el öpüyor. Önümüzde saygı duyuyorum. Başım mezun ediyor. Sizin hayatınızla ilgili çok güzel beklediğiniz bir olay var. Erkek çocuğunuz var mı bilmiyorum ama erkek çocuğunuzla alakalı çok güzel bir değişim yaşayacaksınız ve bir türlü oturtamadığınız özel hayatınız var. Bu da iyileşmeye gidecek. Evet, 14 Ocak haftalık rüya yorumumuzu yaptık. Sevgiyle kalın. Evet, canlı yayın yapacağız ama daha bunun sırf rüyalar üzerine yapacağız. Mart itibariyle düşünüyoruz. Şu an hazır değiliz kendimizce. Mart'ta canlı haftada iki haftada bir canlı yapacağız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.